Biz birbirinden kıymetli adaylarla yarışıyoruz. Ama ben kendimi onlardan bir tık farklı görüyorum. Yaklaşık 2008'den beri ben Sivas'ta sivil toplum örgütlerinde başkanlık görevinde bulunuyorum. Başkanlık yaparken de muhakkak Sivas'ın sorunlarına elimden geldiği kadar gayret göstermişimdir. Birçok yeşil alanın bugün kazanılmasında, Mimar Odası Başkanlığı döneminde revizyon imar planına yaptığımız müdahalelerle daha yaşanılabilir bir şehir olması adına gösterdiğimiz gayretlerle kendimi diğer adaylardan bir tık farklı görüyorum. Belediyecilik bildiğiniz üzere aslında ihtisas gerektiren bir alan. Ben bu anlamda geçmişten gelen birikimimle Sivas'a güzel projeler üreteceğime, özellikle liyakatlı bir meclis üyesi listemiz var. Bazı adayların projeleri vatandaşlara çok abartılı geliyor. Bunun nedeni ne olabilir? Altyapısı olmayan, bütçesi belirlenmeyen, kaynağı belli olmayan her proje afaki olur. Bizim yaklaşık 45 tane projemiz var şehre dair. Altyapısı mevcut. Bu anlamda bizim projelerimiz birçok belediye başkan adayına da rehber olmuştur. Bunlar da bizim için büyük bir mutluluk verici bir şey. Seçim çalışmalarınız nasıl geçti? Sivas zor bir coğrafya. Sivas'ın halkının güler yüzlü, misafirperverliği bu zor coğrafyayı bize daha sevimli hale getiriyor. İnşallah geniş kitlelere sesimizi duyurabilmişizdir.